İran birbiri peşine bu tip İsrail ve ABD saldırılarıyla karşı karşıya kaldı bugün. Bu ilk değil yani. Mesela Kasım Süleymani'nin Muhsin Fahrizade cinayetlerini falan hatırladığımızda İran periyodik olarak bu kategori saldırılarla karşılaşıyor ve saldırıların hemen arkasından da istediğimiz bir zaman diliminde güçlü biçimde bu saldırganlığa cevap vereceğiz diyor. Ama sonra beklentilerin gerisinde bir cevabın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani İran aslında bakacak olursak burada yatıştırma politikası izliyor. Eskiden beri bunu yapıyor. Bir taraftan vekil kuvvetleri kanalıyla İsrail üzerindeki baskısını belli zamanlarda arttırıp belli zamanlarda dozajını azaltarak İsrail üzerinde etki yaratmaya çalışırken öbür taraftan kendisi doğrudan çatışmaya girmek istemiyor. Bunun iki sebebi var. İran rejimi şu an itibariyle uzunca bir süreden beri uranyum zenginleştirme faaliyetini yürütüyor. Bu faaliyetleri konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na kurumunun denetimine tabiydi. 2017 yılında bu denetim ortadan kalktı çünkü ABD'nin eski başkanı Donald Trump ABD'nin anlaşmadan ayrıldığını açıkladı. Anlaşma kadük hale geldi. İran şu an itibariyle barışçı amaçlarla mı uranyum zenginleştirme yoksa bir atom bombası yapmanın arifesinde mi bunu bilmiyoruz. Yani bu konuda ABD biraz daha zekait davranıyor. Fakat İsrail son derece bundan böyle bir gelişmenin olmasından dolayı tedirginlik duyuyor. Yani yakın bir zamanda mesela diyelim ki önümüzdeki birkaç yıl içinde bir atom bombası yapabilir mi bunu bilmiyoruz. Yani aylar mı kaldı, haftalar mı kaldı? Şimdi İran'ın bu faaliyeti yani nükleer güç haline gelmesi kendisini dokunulmaz kılacak. Bu bakımdan vekil kuvvetlerini devreye sokarak İran bir çatışmanın içerisine girmekten kaçınıyor, iştinap ediyor. Birinci sebebi bu. Yani aslında gözdağı mı yapılan açıklamalar bir gözdağı diyebilir miyiz? Doğrudan doğruya bir misilleme girişimi, misilleme açıklaması değil mi? Şimdi Nisan ayında Şam'da Suriye'nin başkentinde İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk binasına İsrail saldırı yaptığı zaman mesela buna yasak savunma kabiliğinden bir cevap verdi. Evet, hava unsurlarıyla 300'den fazla hava unsuruyla İsrail hedeflerine bir saldırı başlattı ama bunun ne zaman yapılacağını, hangi araçlarla yapılacağını aşağı yukarı müzakerelerin esnasında deklare etti. Böylece bunlar bölgede bulunan ABD'nin savaş aygıtları tarafından İsrail'e ulaşmadan devre dışı bırakıldı. İşte Ürdün gibi, Suudi Arabistan gibi bazı devletler kolaylık sağladılar. Yasak savunma kabiliğinden İran bir cevap verdi. Neden? Çatışma istemiyor İran. Ve bu konuda azımlı olarak örtülü olarak ABD ile aynı çizgide. ABD de bu savaşın lokal kalmasını istiyor. Gelişmesini istemiyor. Birinci sebebi yani bu. İran'ın nükleer uranyum zenginleştirme faaliyetleri. İkinci sebebi de 45 yıl geçmiş olmasına rağmen İran rejimi halk ile arasındaki makası bir türlü kapatamadı. İran doğalgaz bakımından, petrol bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Fakat bir türlü halka refahı yansıtamadı. İşte tabii ki yaptırımlarla karşı karşıya, ambargolarla karşı karşıya. Fakat oradan gelen kaynağı da ulusal düzeyde kullanma yerine vekil savaşlar için kullanıyor. İran'ın nüfuzunun artması için kullanıyor. Meşruiyeti rejimin tartışmalı halde mesela İbrahim Reis'in öldürülmesinden sonra yapılan seçimlerde gördük. Birinci tura katılım %39 oldu. İkinci turda 10 puan arttı ama hala %50'nin altında. Şu an itibariyle İran rejimi bir çatışma istemediği için yine yatıştırma politikası izleyecektir fakat bir kademe el yükseltecek muadil bir İsrailli
siyasi liderin ya da askeri liderin hedef alındığını açıklayacaktır. Benim tahminlerim buyur. Şimdi hocam sizinle devam edeceğiz az sonra. Bir yandan da CNN kamera servisi şefi Ahmet Akbulat drone görüntüleriyle buradaki yoğunluğu da ekranlarımıza getiriyor. Bundan ötürüşmüş olalım. Ayasofya'nın hemen arkamda ben de bakıyorum. Ayasofya'nın girişinde özellikle ciddi bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. Ve şimdi bir diğer konuğumuzla konuşmaya devam edelim. Önemli başlıkları. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle İran Meclis Başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki bu saldırı kesinlikle ABD koordinesinde gerçekleştirilmiştir bu. Onun yönetiminde gerçekleştirilen bir suikasttir bu suikast dedi. Şimdi öte yandan İsmail Haniye'nin öldürülmesinin bir gün öncesinde de Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri seyahati var. Oradaki alkışlama görüntüleri var. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu noktada suikaste bir rolü olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle bahsediyorsanız ve bu bölgelerden bahsediyorsanız tesadüflerle planlı olarak gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla bakış açısını şöyle diye düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın özellikle 7 Ekim'den sonra özellikle 7 Ekim ve devamında şunu gördük biz. 7 Ekim'den sonra Mossad'ın, İsrail'in gizli servisinin, İsrail devletinin ve askerlerinin aslında öyle şişirilmiş bir balon olduğu, şişirilmiş bir hikayeden ibaret olduğunu gördük. Bir avuç İzzettin Erkaslan Tugayları neredeyse Kudüs'e kadar gelip Kudüs'ü fethedecek noktaya kadar gelmişlerdi. Ve çok küçük bir kara parçası olan Gazze'de, uzunluğu 40 kilometre, en geniş yeri 7-8 kilometre olan yerde İzzettin Erkaslan Tugaylarını bulamayan, şu anda esir tutulan kendi askerleri ve vatandaşlarını kurtaramayan bir İsrail terör devletinden bahsediyoruz. Şimdi bu özellikle İsmail Haniye'yi İran gibi devrim muhafızların olağanüstü koruma yaptığını söylendiği bir yerde ve Pezeşkiyan'ın devir teslim törenindeki yemin töreninde şehit edilmesi elbette ki Mossad'ın yapabileceği şu en azından 7 Ekim itibariyle gördüğü 7 Ekim'den sonra gördüğümüz hikayede baktığımızda ne becerisi ne mahareti olduğunu görüyoruz. Ancak bu MI6 yani MI6 denilen İngiliz gizli teşkilatı ve CIA'nin parmağı olmadan böyle bir operasyon gerçekleştiremez. Kaldı ki bu şehit edilen İsmail Haniye'nin öldürülüş şekli de çok enteresandır. Burada gördüğümüz şey şu, İran olan bir olay var ve bu olan olayı kamuoyu aydınlatamıyor. Havadan atılan mermi diyor, roket diyor, New York Times bunun 2 ay önce yerleştirilmiş bir bomba olduğunu iddia ediyor. Ancak şu anda muallak olan bir durum söz konusu. Şimdi şöyle bir durum var. Bir, bu İsmail Haniye herhangi birisi değil. Üst düzey korunması gereken 2006 yılında başbakan olarak seçilmiş, seçimle gelmiş, gayrimeşru bir şekilde Mahmut Abbas yönetimi tarafından görevden uzaklaştırılmış, alınmış demiyorum. Bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla nereye giderse gitsin, Amerika'ya da gitmiş olsa, Türkiye'ye de gelmiş olsa, İran'a da gitmiş olsa üstün korumayla korunması gereken bir kişi ki İsrail terör devletinde hedefinde olan bir kişi. Bunu hiç ki bunu biz bilmiyorduk diyeceği bir kişi değil. Ve orada şehit ediyor. Bakın Merve Hanım, burada siz herhangi bir devlete gitseniz, siz bir vize aldığınızda o devlete giriş yaptığınız andan itibaren diplomatik olmanıza gerek yok. Siz bir vatandaş olarak, bir ülkenin vatandaşı olarak, sığınmacı olarak bir o devlet size canınızı, namusunuzu, malınızı korumak zorunda. Ve size bu şekilde giriş sağlar. Siz İsmail Haniye gibi bir kişiyi olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğu sözde halkınıza bile göz açtırmadığınızı söylediğiniz güvenlik noktasında İsmail Haniye'yi tam da Ayetullah Hamene'nin sarayına 1-1,5 kilometre ötede, konutuna 1,5 kilometre ötedeki bir yerde katlettirmeniz İran'ın tarihi açısından çok büyük utanç verici bir olaydır.